Piyasada normalde gördüğümüz diğer akıllı telefonlardan farklı tasarımlarla bizlerle buluşan Huawei Nova 11 ailesi bu videodaki konuğum arkadaşlar. Bir tarafımda Nova 11 Pro, bir tarafımda da Nova 11 var. Gelin hep birlikte bu akıllı telefonlar bizlere neler sunuyor bu videoda bir yakından bakalım. Huawei Nova serisi her zaman farklı bir tasarım dili olan bir aile oldu arkadaşlar. Her yeni Nova serisinde farklı bir tasarım dili gördük. Ancak bu seneki Nova serisinde geçtiğimiz seneden kalan bazı esintilerin de olduğunu söylemek mümkün. Ancak özellikle Pro tarafındaki bu arka tasarımda kullanılan detaylar gerçekten benim çok hoşuma gitti. Ve Nova serisi için şunu da söylemek lazım. Her yeni modelde biraz daha amiral gemisi özellikleriyle karşımıza çıkan bir akıllı telefon serisi Huawei Nova serisi sevgili arkadaşlar. Bu arada sizler de kanalıma abone olup sosyal medya hesaplarıma desteklerseniz, takip ederseniz beni sonsuz mutlu edersiniz diyeyim ve iki akıllı telefonda kutu içeriğiyle devam edeyim sevgili arkadaşlar. Şimdi Nova 11 Pro'da tabii ki kutudan bizi telefon karşılıyor ve 100 wattlıklı bir adaptör kablosuyla beraber karşılıyor. Nova 11'e baktığımız zaman ise kutudan 66 wattlık bir adaptör, kablo ve telefon çıkıyor. Özellikle Nova 11 Pro tarafındaki 100 wattlık bu hızlı şarj gerçek anlamda takdir edilecek bir teknoloji olarak bizlerle buluşuyor. Çünkü bu 100 wattlık adaptör sayesinde yaklaşık arkadaşlar 10 dakika içerisinde %20'den %80'e bu akıllı telefonu şarj etmeniz mümkün oluyor. O yüzden 100 wattlık detay burada oldukça önemli diye düşünüyorum. Ve Pro tarafta bulunan arka kapaktaki bu monogram vegan deri tasarım hakikaten bir ilginç duruyor. Bana biraz böyle Nova 9 Pro'yu da böyle hatırlattı. Nova 9 da olabilir. Nova 9'du galiba, böyle mor bir tasarımı vardı. Hakikaten çok şık duruyordu o akıllı telefon. Ona bir aklım gitti şu an ama oydu galiba. Ben fotoğrafını koyarım zaten. Eğer yanlışsa da üstüne yazarım. Aynı 10'daki gibi farklı ve güzel bir tasarım var bu akıllı telefonda da. Telefonun ön tarafında ise bizleri hem kamera anlamında etkileyecek hem de genel anlamda malzeme kalitesiyle de bizlerin oldukça böyle ilgisini çekecek ve dikkatini çekecek akıllı telefonlar olduğunu söylemem mümkün. İki akıllı telefonun da ama şarj detayının özellikle Pro detayda çok etkileyici olduğunu ve bir sonraki etkileyici detay olan ise ekran özelliklerinin hakikaten başka bir seviye olduğunu sizlere söyleyeyim ve ekranla devam edeyim. Şimdi Pro ile düz modeli ekran tarafında birbirinden ayıran tek detay ikisinin ekran boyutu. Pro modelde 6.78 inçlik bir panel kullanılıyor. Düz modelde ise 6.7 inçlik bir panel kullanılıyor. İki telefonun içinde şunu net bir şekilde söyleyebilirim. İkisinin de ekran kas oranı gerçekten çok şık duruyor arkadaşlar. Ancak ekran detaylarına baktığımız zaman bu şık görüntünün altında çok da güçlü ekran panellerinin bizlerle buluştuğunu söylememiz mümkün. OLED yapıdaki bu paneller arkadaşlar 120 Hz'e kadar da bir yenileme hızını bünyesinde bulunduruyor. Aynı zamanda bir HDR10 desteği var. Ve ekran deneyimi için düşünülmesi gereken her şey düşünülmüş gerçekten. Ekran deneyimini oldukça beğendim. Zaten bu cihazı gördüğüm andan beri ekranı oldukça hoşuma gitmişti. Özellikle düz modeldeki bu tam orantılı ekran olayı çok hoşuma gitti. Pro modelde de düz modelde de Huawei'nin yeni geliştirdiği ve gerçekten müthiş dayanıklı olan Kunlun Glass'lar kullanılıyor. Huawei Nova 10 Pro'ya göre baktığımızda 10 kat daha dayanıklı bir ekran bizlere sunulmuş bu akıllı telefonlarda. Ayrıca arkadaşlar bu akıllı telefonlar ilk defa Huawei'nin geliştirmiş olduğu bir yazılımlı panel desteği de var. Bu yazılımlı panelin adına baktığımızda ise Huawei Display Turbo özelliğini görüyoruz. Şimdi bu özellik yapay zeka destekli bir ekran paneli teknolojisi arkadaşlar. Bu özellikle beraber HDR fotoğraf görüntüleme desteği yapay zeka ile ekran desteklenmiş durumda ve çok da keyifli bir ekran deneyimini bizlerle buluşturmuş oluyor. Gün sonunda Nova 11 ve Nova 11 Pro iki akıllı telefonda. İşin performans tarafına geldiğimizde ise oraya geçmeden önce ekranlarla alakalı şunu tekrardan söyleyeyim. Bu akıllı telefonların ekranları bir amiral gemisi modelle hemen hemen eşdeğer arkadaşlar. Hem dayanıklılık, hem görüntü kalitesi, hem de malzeme kalitesi açısından kesinlikle ama kesinlikle sizlerin de memnun kalacağı ekran panelleri olmuş iki telefonda da bulunan ekran paneli. İşin performans tarafında ise bizleri tanıdığımız, bildiğimiz bir işlemci modeli karşılıyor. Ancak burada enteresan bulduğum bir detay var. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Geçtiğimiz yıl Huawei Nova kullanılan işlemci olduğu gibi
gibi bu seneki Nova 11 ailesine de gelmiş durumda. Snapdragon 778G 4G modeli bir işlemci bu akıllı telefonlarda görev yapıyor. Tabii bu işlemci 6 nanometrelik bir üretim süreciyle üretiliyor. Yani zaten bildiğimiz, tanıdığımız bir işlemci modeli. Orta üstü düzey diyebileceğim bir işlemci modeli ve sıkıntısı, problemi olmayan, daha önce de zaten defalarca farklı cihazlarda, farklı markaların akıllı telefonlarında test etme fırsatına eriştiğim bir işlemci modeli. Genel performansı dediğim gibi orta üstü düzey bir işlemci. Bu cihazdan beklentilerinize dikkat ederek satın aldığınızda zaten sizi üzecek bir performansı olacağını da ben açıkçası düşünmüyorum arkadaşlar. Beni birazcık böyle bir an önce düzelmesi lazım diye yorumlayabileceğim tarafı iten şey şu oldu. Şimdi iki cihazda EMUI 13 ile geliyor. Yani en güncel Huawei'nin arayüzüyle geliyor. Ancak bu EMUI 13 Android 12'nin üzerine kurulmuş. Burada bir Android 13 güncellemesinin bence acilen gelmesi lazım bu cihazlara. En kısa zamanda gelecektir diye düşünüyorum. EMUI 14'ü de alacaktır bu akıllı telefonlar. Çünkü yeni ve Huawei'nin de güncelleme konusundaki desteklerini zaten biliyoruz. Mate 20 Pro'ya bile hala güncelleme geldiği ile alakalı bazı mesajlar alıyorum. O yüzden Huawei elinden gelen her şeyi güncelleme konusunda her zaman yapabileceği ne varsa yapıyor sevgili arkadaşlar. RAM tarafına baktığımızda ise bu akıllı telefonların ikisinde de 8'er GB RAM ve 256'şar GB'da bir depolaması olduğunu sizlerle paylaşmalıyım. Çift SIM kart desteği var iki akıllı telefonda da, ancak SD kart desteği yok sevgili arkadaşlar. Şimdi hazır yazılımdan falan bahsetmişken tabii şu konuya da değinmek lazım. Huawei'in uygulama mağazası olan App Gallery'den de ihtiyacınız olan günlük hayatta kullanacağınız birçok global ve yerel uygulamayı doğrudan indirip kullanabiliyorsunuz. Artık App Gallery'de ihtiyacınız olan her şey gerçek anlamda var diyebileceğimiz bir seviyeye geldi arkadaşlar. Ancak ben Google uygulamaları olmadan yapamıyorum, Google'sız ben bu telefonu kullanamam diyen kullanıcılara da bir üçüncü parti çözüm olan GBox isimli bir yeni çözüm var arkadaşlar. Şimdi GBox'ı bir kereliğe mahsus App Gallery'den indiriyorsunuz ve telefonunuza yüklüyorsunuz. Gerekli izinleri verdikten sonrasında da GBox'ı bir daha açmanıza gerek olmadan App Gallery'den ihtiyacınız olan Google uygulamalarını arayıp bu akıllı telefonları yüklemeniz mümkün oluyor. GBox sayesinde en önemli sorun da çözülmüş oluyor. Bildirim problemi. Burada YouTube bildirimleri, Gmail'den gelen bildirimler ve buna benzer bildirimlerin tamamı doğrudan telefonunuzun ekranına düşüyor arkadaşlar. Bu açılardan da açıkçası Google probleminin bayağı ciddi bir şekilde çözüme ulaşabildiğini de söylemek mümkün. GBox nasıl kurulur, nasıl ilerlenir, nelerle karşılaşabilirsiniz, nasıl sıkıntılar çıkabilir ya da nasıl çözümler sizlere üretir gibi soruları cevapladığım bir içerik kanalımda mevcut. O içeriği de gidip izleyebilirsiniz diye böyle yüzeysel bir şekilde buradan geçmiş olayım. Şimdi performans yorumlamamız gerekirse sizlerin günlük hayatta kullanırken bu akıllı telefonu performans anlamında çok böyle üzebileceğini ben düşünmüyorum. Açıkçası oyun tarafında da yaptığım testlerde oyunun desteklediği en yüksek kapasitede test etmeme rağmen ciddi sıkıntılarla karşılaşmadım. Ama tabii ki dediğim gibi daha üst düzey performans istiyorum, daha üst düzey cihazlar peşindeyim, ben işte bu cihaz beni kesmez diyorsanız da o zaman tabii ki P60 Pro'ya da bir bakabilirsiniz. P60 Pro tabii bu açıdan sizi kesinlikle doyuracak bir akıllı telefondur diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Kameralara doğru devam etmek istiyorum ama oraya geçmeden önce tasarım konusunda sizlerin düşüncelerini de çok merak ediyorum. Bu telefonlar biraz farklı tasarımlara sahip akıllı telefonlar. Dolayısıyla herkesin beğeneceği ya da herkesin çok böyle koşa koşa işte çok iyiymiş diyebileceği tasarımlar olmayabiliyor. Ben beğendim mesela farklı, artık aynı şeyleri görmekten sıkılmış bir kullanıcı olarak teknoloji editöründen çok. Hani benim hoşuma gitti. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yorumlara yazarsınız sevgili arkadaşlar. Kameralarla devam edelim isterseniz. Şimdi kameralarda enteresan detaylar çok da yok değil. Çünkü iki akıllı telefon kamera anlamında da birbiriyle aynı arkadaşlar. İki akıllı telefonda da ana kamerada 50 megapiksel çözünürlüğünde f1.9 diyafram aralığına sahip bir kamera görev yapıyor. Ve bu kameralarda OIS desteği yok. Ana kameranın hemen yanında 8 megapiksellik ultra geniş açılı bir kamera görev yapıyor ve bu kamera f2.2 diyafram aralığına sahip ve aynı zamanda 112 derecelik de çekim açısı bu kameralarda mevcut. Burada önemli olan detay şu. Bu kameralarda, yani ultra geniş açılı bu kameralarda bir de 2 santimden makro çekebilme yeteneği var. Bunlar oldukça güzel. Valla bugün çok andım kendisini ama benim aklıma yine Mate 20 Pro'yu getirdi bu kameradaki özellik ve gerçekten de güzel çalışıyor. Aynı Mate 20 Pro'da olduğu gibi çok güzel makro fotoğraflar çekmenizi sağlıyor sevgili arkadaşlar. Ve gelelim 3. kamera gibi gözüken detayda bulunan olaya. Burada bulunan 3. kamera gibi gözüken detayın içinde ise bir
lazer odak sensörü görev yapıyor. Kameralar ışık güzel olduğunda hakikaten iyi işler ortaya çıkartıyor. Bazen çok nadir de olsa renklerde böyle bir algılayamama ya da işte takılma gibi sorunlar olabiliyor. Ancak netleme özellikle çok iyi arkadaşlar. Netlemeyi bayağı beğendim. Yani Nova 10 Pro'ya göre bu telefonlarda netleme anlamında düşük ışıkta bile olsa daha iyi sonuçları elde alabildiğimi sizlerle paylaşabilirim ve memnun kalacağınızı da sizlere söyleyebilirim. Tabii gece çekimi modunda zaten sonuç çok daha başarılı. Gece az ışıkta yapacağınız çekimlerde de sonuç gayet başarılı. Bu seviyedeki bir cihazdan bahsediyoruz. Vallahi güzel olmuş. Gündüz çekeceğiniz fotoğraflarda bazen acil böyle hızlı hareket etmeniz gerekirse burada işte netleyememe ya da bazen gözden kaçma durumları oluşabiliyor. O yüzden hani bu tarz kullanım durumlarında biraz daha dikkatli şöyle bir durayım, çekeyim, devam edeyim modunda devam edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Sizler için daha iyi olur diye düşünüyorum. Ve genel video tarafına baktığımız zaman ise 4K 30 FPS, 1080p 60 FPS olarak kayıt alabildiğini görüyoruz bu iki akıllı telefonunda. Tabii burada video ve kamera açısından çok büyük beklentilere girmemeniz lazım bu akıllı telefonlardan. Çünkü bu akıllı telefonların ana odağı fotoğraf biraz daha. Ancak video kayıt seçenekleri de fena değil diyebileceğim seviyede. İki cihazı birbirinden ayıran en önemli detaylardan bir tanesi bence şarj hızları dışında ön kameraları. Çünkü Pro modelde iki tane ön kamera var ekrana gömülü. Düz modelde ise ekrana gömülü tek bir kamera görev yapıyor. Ancak bu tek bir kamera dediğim kamera iki akıllı telefonda da aynı arkadaşlar. Ancak ikinci kamera diğer düz modelde yok ön tarafta. Şimdi burada ana kameramız dediğimiz kamera 60 megapiksellik 100 dereceye kadar geniş açılı çekim yapabilen otofokus desteği bulunan ve bu ön kamerada sensör yapısıyla beraber gerçekten arka kameraya yakın bir performans bizlerle buluşturabiliyor. Hemen yanında Pro modelde bulunan bu ikinci kamera ise 8 megapiksellik portre kamerası ve bu sayede ön kamerada bulunması gerçekten zor ama güzel sonuçları bizlerle buluşturuyor. Bu kamera sayesinde ön kamerada 2x'lik bir optik zoom yeteneğiyle sizlerle buluşmuş oluyor. Açıkçası ön kamera anlamında güçlü bir akıllı telefondan bahsediyorum sizlere. Nova 11 Pro tarafında sevgili arkadaşlar. Düz modelde ise sadece az önce söylediğim gibi 60 megapiksellik bu ana kameranın aynısı var. Yine birebir aynı kamera ancak ikinci kamera yok. Vallahi yazılımla da desteklense normal de olsa ben ön kameraların performanslarını hakikaten beğendim. Sizlerin de zaten yorumlarını oldukça merak ediyorum sevgili arkadaşlar. Bu iki akıllı telefonda en önemli detaylarından bir tanesi tabii ki pil detayları ve pil kapasiteleri sevgili arkadaşlar. 4500 mAh'lik kapasiteye sahip bu piller ayrı ayrı şarj olma yeteneklerine sahip. Şimdi Pro modelde 100 watt'lık bir hızlı şarj desteği varken düz modelde 66 watt'lık bir hızlı şarj desteği var ancak ikisinin de adaptörü kutudan çıkıyor. Bu da güzel bir detay. 100 watt'lık hızlı şarj desteği olan Nova 11 Pro'da gerçekten %20'den %80'e 10 dakikada telefonu şarj edebilmek oldukça iddialı ve kullanışlı diye düşünmekteyim sevgili arkadaşlar. Bu kesinlikle etkileyici, onu da söylemek lazım. Ve burada düz modele baktığımızda ise bizleri 66 watt seviyesine karşılayan bu hızlı şarjda ise telefonu sıfırdan %10 tam şarj etmek istediğinizde yaklaşık 30 ila 35 dakikalık bir süreye ihtiyacınız var. Bu da yine etkileyici. 66 Watt'ta gerçekten burada kullanıcıyı doyurabilecek bir seviyede sevgili arkadaşlar. Ve son değerlendirmeye doğru geçecek olursak inceden isterseniz mevcut piyasada artık akıllı telefonların fiyatları başka seviyelere doğru gidiyor arkadaşlar ve bu fiyatlarda durdurulamıyor. Bu noktada Huawei bence KDV zammını bile yansıtmayarak kullanıcılara gayet böyle kullanıcı odaklı giden bir marka olarak aramızda hala yoluna devam etmekte ve rakipleriyle benzer özelliklerine sahip olan bu akıllı telefonlar ekran özellikleriyle ve tasarımıyla bence rakiplerinden ayrılmayı başarıyor. Onu da söylemek mümkün. Nova 11'e baktığımızda bizleri 21.999 TL'lik bir fiyat etiketi karşılarken Nova 11 Pro'ya baktığımızda ise 24.999 TL'lik bir fiyat etiketi bizlere karşılıyor arkadaşlar. İki akıllı telefonda artılarını, eksilerini, bence doğru, bence yanlış olan taraflarını sizlere aktarmaya çalıştım her zaman olduğu gibi. Tabii ki burada sizlerin yorumları oldukça önemli. Sizlerin düşünceleri sonsuz önemli. O yüzden lütfen bu akıllı telefonlar hakkında düşündüğünüz şeyleri yorumlara yazmaktan kendinizi alıkoymayın. İstediğiniz gibi yorumlarınızı aşağı yazın lütfen. Hep birlikte konuşalım ve kararlarımızı ona göre yönlendirelim. Sevgili arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay efendim.